Selamlar arkadaşlar. Ben Ebru kanalıma hoş geldiniz. Yeniden bir davayla karşınızdayım. Davaya geçmeden önce biraz vaktinizi almak istiyorum. Normal şartlarda bu tür konuşmaları sona saklarım ama belki göremeyecek olan arkadaşlar olur diye şimdi yapmayı tercih ettim. Üzülerek belirtmeliyim ki yaklaşık bir ay kadar video paylaşımında bulunamayacağım. Aslında şehir dışına çıkıyoruz. Bu bir aile akraba ziyareti gibi olacak. Yapılması gereken bazı işler de var. Bunlarla ilgileneceğim. Dolayısıyla video çekmeye ya da araştırma yapmaya pek fırsatım olabileceğini düşünmüyorum. Birdenbire ortadan kaybolmuş gibi bir izlenim olmasın diye de bunu size bildirmek istedim. Belki benim olmadığım ama sadece görsellerin olduğu bir video paylaşabilmeyi başarabilirim diye düşünüyorum. Ama yine de söz vermek istemiyorum. Söyleyeceklerim böyleydi arkadaşlar. Şimdiden anlayışınız için teşekkür ediyorum. Ve davamıza gelirsek bugün 2016 yılında Endonezya'da gerçekleşen iki genç aşığın çok acımasız ve trajik davasından size bahsedeceğim. Yine yutkunamayacağımız kalbimizi fena edecek davalardan biri olduğunu söylemeliyim. Bir yönüyle de çok enteresan bir dava çünkü davada paranormal bir olay da gerçekleşiyor. Öyle ki bu davadan ilham alınarak Endonezya'da bir korku filmi çekildi. 2024 yılının Mayıs ayında Vina Before Seven Days adıyla vizyona giren bu film gişe rekorları kırdı. 5 milyondan fazla bileti satıldı. Film sayesinde bu dava tekrar gündeme geldi. Hazırsanız davanın detaylarına geçebiliriz. Vina Devi Arista 1 Ocak 2000 yılında Endonezya'nın küçük bir liman şehri olan Cirebon'da dünyaya geldi. Dört kardeşin en küçüğü olan Vina Olayın yaşandığı dönem olan 2016 yılında sadece 16 yaşında bir lise öğrencisiydi. Babası Vasne'de bir balıkçıydı. Annesi Suka ise birkaç yıldır Malezya'da göçmen işçi olarak çalışıyordu. Annenin yokluğunda ise büyük abla Marian'la evin sorumluluğunu üstlenmiş durumdaydı. Vina o dönemde yaklaşık 6 aydır kendisiyle aynı yaşta olan Muhammed Rizki adında bir gençle sevgiliydi. Muhammed Rizki de o dönemde liseye gidiyordu. Söylenenlere göre ebeveynleri boşanmışlardı ve babası da narkotik şubede bir polis memuruydu. Birbirlerine saf ve temiz duygular besleyen iki aşığın evlilik üzerine planları ve hayalleri vardı. Okul bitiminde bu hayallerini gerçekleştirmeyi umuyorlardı. Ayrıca her iki ailede çocukların ilişkisinden haberdardı. Yaşadıkları bölgede özellikle gençler arasında motosiklet kullanımı çok yaygındı. Çeşitli motosiklet grupları da ortaya çıkmış durumdaydı. Motosiklette bu grupların kendilerine vermiş olduğu isimler de vardı. Hatta kendilerinin hangi motosiklet grubuna ait olduğunu belirten böyle bir takım amblemler de kullanıyorlardı. Muhammed Rizki'nin de bir motosikleti vardı. Çok fazla zaman geçirmese de onun da dahil olduğu bir motosiklet grubu vardı. Sevgili Vina'yla da çok sık motosiklette geziyorlardı. Ve iki sevgili trajik olayın yaşandığı 27 Ağustos 2016 akşamı yine motosiklette gezip akşam yemeği yemeye karar verdiler. Öncesinde Vina'nın ablası Mariana'dan izin istediler. Vina'nın ablası gençlere izin verdi. Çok fazla geç kalmamalarını ve dikkatli olmalarını söyledi. Böylece iki sevgili motosiklete binerek Vina'nın evinden uzaklaştılar ve saatler ilerledi. Neredeyse 3 saat geçmesine rağmen Vina hala eve gelmiş değildi. Abla Mariana kız kardeşi geciktiği için ona öfkelenmeye başlamıştı. Nerede kaldığını sormak için Vina'yı aradı ama cep telefonuna ulaşamadı. Akabinde Muhammed Rızki'yi de aradı. Onun da telefonuna ulaşılmıyordu. Ailecek birazdan gelir umuduyla Vina'yı beklemeye devam ettiler. Saat neredeyse gece 11'e gelmek üzereydi. Ve çıkıp mahallede ufak çaplı bir soruşturma yaptılar. Abla bazı kişilere Vina ve Muhammed Rızkı'yı görüp görmediklerini sordu ama kimsenin onlardan bir haberi yoktu. Daha sonra aile eve dönüp tekrar beklemeye başladı. Bu sefer saatler gece yarısını geçmişti. Şimdi artık Muhammed Rızkı'nın evine ulaşmaya karar verdiler. Evden çıkmak üzere hazırlandıklarında birdenbire kapıları çalındı. Sonunda Vina'nın eve geldiğini düşünüyorlardı. Ancak gelen kişi Vina değildi. Kapıyı açtıklarında daha önce görmedikleri bir gençle karşılaştılar. Bu kişi aileye kızlarının bir trafik kazası geçirdiğini ve hastaneye kaldırıldığını söyledi. Aldığı haberle yüreğine ateş düşen aile hemen hastaneye koştu. Hastaneye geldiklerinde doktorlar aileye Vina'nın yoğun bakım ünitesinde bulunduğunu ve durumunun çok kritik olduğunu söylediler. Açıkçası Vina için bir umut görülmüyordu ve babaya hızlı bir şekilde kızını görmesi için müsaade ettiler. Baba Vass dedi kızını çok feci bir halde gördü ve gerçekten bir babanın, bir insanın yüreğinin kaldırabileceği bir durumda değildi. Kollarında, bacaklarında ciddi yaralar ve morluklar vardı. Kafası şişmişti özellikle kafasının arkasının balon gibi olduğundan bahsediliyor ve nefes alamadığı için de makinelere bağlanmıştı. Baba daha karşılaştığı korkunç sahnenin ne olduğunu idrak edemeden dakikalar içerisinde Vina'nın kalbi durdu. Ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen Mina hayata döndürülemedi. Diğer bir tarafta olayı duyan Muhammed Rıskin'in babası da hastaneye koştu. Onun babasının bir polis olduğunu söylemiştim size ve meslektaşları babaya acı haberi verdi. Baba Rudiana'ya oğlunun Talın Üst Köprüsü'nde motosiklette kaldırım ve elektrik direğine çarparak kaza yaptığını ve oğlunun olay yerinde hayatını kaybettiğini söylediler. Acılı baba da Mork'taki oğlunu görmek istedi. Muhammed Rıskin'in durumu da çok kötüydü. Çünkü yüzü tanınmayacak bir haldeydi. Yüzünde, dişinde kırıklar vardı. Onun da vücudunda ciddi yaralanmalar, morluklar vardı. Ayrıca sol omzu da kırılmıştı. Daha sonra iki acılı aile bir araya geldiler ve çocukların naaşlarını çok fazla bekletmemeye karar verdiler. Ertesi gün naaşları teslim aldılar ve her ikisi de kendi köylerinde yani farklı farklı mezarlıklara defnedildiler. Cenaze töreninden 3 gün sonra 31 Ağustos'ta Vina'nın babasına polis merkezinden bir telefon geldi. Vina'nın olay yerinde cep telefonu ve çantası bulunmuştu ve polisler tarafından bunlar alınmıştı. Arayan polis memuru da Vina'nın babasına kızlarının eşyalarına uygun oldukları bir zamanda gelip alabileceklerini söyledi. Baba telefonu alır almaz kızının eşyalarını almaya gitti. Karakolda kendisine teslim edilen kızın telefonuna baktığında çok şaşırdı. Çünkü telefonda tek bir çizik bile yoktu. Baba karakoldaki polislerden kazanın gerçekleştiği tam konumu da öğrendi ve oraya gitti. Buraya geldiğinde yine onun çok tuhaf bulduğu şeylerle karşılaştı. Polisler aileye çocukların bir kaldırma ve elektrik direğine çarptığını söylemişlerdi. Fakat kaldırımda özellikle de elektrik direğinde kazaya dair hiçbir belirti yoktu elektrik direğinde ve kaldırımda hiçbir şey olmadığını gören baba bu sefer motosikleti kontrol etmek istedi. Polisler tarafından kaldırılan otoparkta motosikleti görmeye gitti. Motosiklette de büyük bir kazanın yaşandığına dair hiçbir belirti yoktu. Evet ufak tefek kırıklar, çatlaklar vardı ama çocukların tanınmaz hale gelmiş bedenlerini asla bu motosikletin göründüğü durum açıklayamazdı. Nitekim baba bunları gördükten sonra kazaya dair bir takım şüpheler duymaya başladı. Fakat o aşamada polise gidip gördüğü bu şüpheli şeylerden bahsetmedi ta ki ki birkaç gün sonra yaşanan akıl almaz gelişmeye kadar. 3 Eylül 2016 günü Vina'nın yakın arkadaşı Linda'nın kız kardeşi aileyi aradı. Aileye Linda'nın bedeninin Vina'nın ruhu tarafından ele geçirildiğini, kardeşinin trans halinde olduğunu ve olay gecesine dair bir şeyler anlattığını, acele bir şekilde evlerine gelmelerini söyledi. Şaşkına dönen aile hemen Linda'nın evine koştu. Buraya geldiklerinde Linda ağlıyordu ve konuşmaya başladığında sesinin tıpkı Vina'ya benzediğini fark ettiler. Ayrıca Linda Vina'nın babası Vasne diye sarılıp bir şeyler söylemeye devam etti. Dediğim gibi aile tamamen şaşkına dönmüştü ama Linda'nın söyleyeceklerini de merak ediyorlardı. Onun evine girdiler ve Linda bir şeyler anlatmaya başladı. Arkadaşlar bildiğiniz Linda gerçekten bir olay gecesine dair önemli bilgiler verdi. Bir kez daha altını çizeyim. Linda bunları anlatırken bir şeylere şahit olmuş gibi anlatmıyordu. Vinaymış gibi birinci ağızdan yaşadıklarını anlatıyordu. O gece Taman Sambur bölgesinde Muhammed Rıskı ile motosikletle seyir halindeyken aniden bir motosikletli grubun peşlerine takılıp onları kovalamaya başladığını, kendilerine taş attıklarını ve Onlardan kaçmaya başladıklarını fakat içlerinden bir tane motosikletlinin onlara arkadan çarpmasıyla yere düştüklerini söyledi. İlk önce çete üyelerinden birkaç tanesinin Muhammed Rızkı'yı yumruklamaya başladığını, daha sonra başka çete üyelerinin de bambu sopa ve büyük bir tuğla ya da taş benzeri bir şeyle ona vurmaya başladıklarını söyledi. Aile sözde bina olduğunu söyleyen Linda'ya olayda kaç kişinin olduğunu sorduğunda ise onlara 12 tane adamın olduğunu söyledi. Hatta içlerinden birinin adının Peggy olduğunu ve ondan intikam almak için böyle bir şey yaptığını söyledi. Linda Peggy ve intikam meselesinden bahsettiğinde, Vina'nın ablası Mariana kız kardeşinin daha önce kendisine Peggy isminden bahsettiğini hatırladı. Şimdi burada Peggy denilen kişiye bir parantez açmak istiyorum arkadaşlar. Peggy aslında bu kişinin takma adı. Fakat Peggy'nin neye benzediği, kaç yaşında olduğu, nerede oturduğu hiçbir şey bilinmiyor. Vina Muhammed Rızkı ile sevgili olmadan önce Peggy denilen takma isimli kişi ona birkaç kez çıkma teklifi etmiş. Fakat Vina onun tekliflerini reddetmiş ve bir keresinde Vina Peggy'nin artık ısrarından rahatsız olup onun yüzüne tükürmüş. İşte Peggy ile ilgili bilinen tek şey bu. Çete üyelerinin Muhammed Rızkı'yı dövmeye devam ettiği sırada Peggy'nin kendisinin saçını tuttuğunu, onu sürüklemeye başladığında da kafasını asfalta vurduğunu söyledi. Kafasını aldığı darbeden sonra bilincini kaybettiğini daha sonra olay yerinden tamamen başka bir yerde uyandığında Peggy'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu, sırada çığlıklar attığını, Muhammed Rızkı'ya bağırdığını da söylüyordu. Ve daha sonra da diğer çete üyeleri tarafından cinsel istismara uğradığını söyledi. Aslında ona işkenceler de yapmaya başlamışlar. Defalarca kez kollarına vurduklarını, hem bacaklarından hem kollarından yine defalarca kez motosikletle geçtiğini söyledi. Bu arada Muhammed Rızkı'ya de getirdikleri o noktada dövmeye devam ediyorlardı. Aynı zamanda onun da motosiklette üzerinden geçmişler. Tüm bu ağır saldırı sonucunda da Muhammed Rızkı orada yaşamını yitirmiş. Bina da zaten ölüden farksız bir durumdaydı. Bu arada söylemeyi unuttum. Onları ilk düştükleri yerden bir ya da bir buçuk kilometre uzaklıkta böyle sessiz bir bölgeye çekmişlerdi ve eziyetlerini de burada yapmışlar. İğrenç eylemleri ve işkenceleri bittiğinde olaya bir kaza süsü verebilmek adına bulundukları köprüye attıklarını söyledi. Linda olay gecesinde bunların yaşandığını anlattı. Çarpıcı olanı ise birkaç küçük detay dışında gerçekten de olay gecesi Linda'nın anlattığı gibiydi. Peki Linda o geceye nasıl bu kadar vakıf olabildi? İçine ruh girme durumu çok saçma arkadaşlar. Böyle düşünenleriniz varsa bir şey diyemeyeceğim ama ben daha çok akılcı olmaktan yanayım. Birçoğu insan Linda'nın olay gecesi yaşananlara şahit olduğunu, artık vicdan azabına dayanamadığı için de böyle bir dışa vurumla olayları anlattığına inanıyor. Vina'nın ailesi Linda bütün bu konuşmaları yaptığı sırada onun ses kaydını almış. Hatta cep telefonuna da çekmişler. Ayrıca Linda'nın sözde trans halinde olduğu 20-25 saniyelik görüntü de internete düşmüş durumda. Hemen onu da ekrana getiriyorum arkadaşlar. Yalnız herhangi bir altyazı yok. Kendi dillerinde konuşuyorlar. Bunu çevirmem de mümkün olmadı. Linda'nın bu halini görebilmeniz açısından koymayı tercih ediyorum. Ama böyle çok korkunç bir görüntü yok arkadaşlar. ngapain Görüntüleri gördünüz arkadaşlar. Ben hani trans halinde birini hiç görmedim. İşte korku filmlerinde bir fikrim var buna dair ama gerçekten böyle bir trans hali olduğuna inanmıyorum onun olaya, olay gecesinde şahit olduğunu düşünüyorum. Tabii ki olaya şahit olan birisinden de bunları öğrenmiş olabilir. Ya da olayın bizzat içerisinde olan eyleme karışan birilerinden de bunu öğrenmiş olabilir. Bunlar da ihtimaller dahilinde. <laughs> Aile Linda'yı dinledikten sonra onun ses kaydını da alıp polise gitti. Bu geçerli bir delil değildi. Babanın daha önce yapmış olduğu tespitler vardı hatırlarsanız. Motosiklet sağlamdı. Olay yerinde bir kaza gerçekleştiğine dair hiçbir emare yoktu. Bunları polise sunarak soruşturmanın başlatılmasını istedi. Nitekim polis de soruşturmayı başlattı. Polisler delil ve görgü tanığı bulabilmek adına olay yerine gitti. Bölgedeki bir yiyecek satıcısı olay gecesi motosikletli kişiler gördüğünü söyledi. Hatırlarsanız daha önce motosiklet çetelerinin kendi gruplarının isimlerini belli eden amblemli kıyafetler giydiğinden bahsetmiştim. Ve satıcı motosikletli kişilerin pakah grubundan birileri olabileceğini söyledi. Hatta onları karargahının nerede olduğunu da söyledi. Polisler buraya bir baskın düzenledi. Baskın düzenlendiği sırada oradaki çete üyeleri aslında bir içki partisi veriyorlardı. Polisler hemen onları tutukladı ve cep telefonlarına el koydu. İçlerinden birinin cep telefonuna baktıklarında sohbet mesajlarında iki sevgiliye yönelik bazı planlar içeren mesajlaşmalar gördüler. Bu arada burada 7 kişiyi tespit etmişlerdi ve onları hemen sorgulamak üzere karakola götürdüler. Sorgulama sırasında sarhoşlardı. Polisler ilk etapta onlara iki sevgili hakkında sorular sordular. Bilmediklerini, tanımadıklarını, daha önce görmediklerini söylediler. Polis baya baskı uygulasa da inkar etmeye devam ettiler. Fakat yakaladıkları kişilerden biri 15 yaşında Saka biriydi. Ve o polisin baskısına dayanamadı. Kendisinin olayda çok etkin bir rol almadığını, çok pişman olduğunu ve olaya karıştıklarını söyledi. Olaya kendisi de dahil toplamda 11 kişinin karıştığını söyledi. Biliyorsunuz Vina 12 kişiden bahsetmişti ama bu itiraflar sonucunda olaya 11 kişinin karıştığı ortaya çıktı. Ayrıca Saka denen bu fail bir ev adresi de verdi. Buraya da bir baskın düzenlendi. Olaya karışan 8. kişi de yakalandı. Ve yakalanan bu kişiyle ilgili çok dehşet verici bir şey de ortaya çıktı. Hatırlarsanız Vina'nın ailesi endişeyle kızlarını evde beklerken kapıları çalınmıştı. Kapıdaki genç aileye kızlarının trafik kazası geçirdiğini ve hastaneye kaldırdığını bildirmişti. İşte yakaladıkları bu kişi ailenin kapısını çalıp haberi veren kişi. Düşünebiliyor musunuz? Çocuklarına saldırdıktan sonra bir de kapılarını çalıp haber vermişler. Ki bunun da plan dahilinde olduğu ortaya çıktı. Tüm bunlarla birlikte polisler 7 kişiye çok daha fazla baskı uyguladı. Ve diğerleri de her şeyi itiraf etti. Onlar da tıpkı Saka gibi 11 kişi olarak bu iğrenç eylemi gerçekleştirdiklerini itiraf ettiler. Polisler sadece 8 kişiyi yakalayabilmişti. Size bu 8 kişinin isimlerini ve yaşlarını da belirteyim arkadaşlar. 27 yaşındaki Eko Randemi, 21 yaşındaki Rivaldi, 20 yaşındaki Splando, yine 20 yaşındaki Sudirman, 21 yaşındaki Taya, 23 yaşındaki Eka, 24 yaşındaki Sandy ve 15 yaşındaki Saka. Bu arada isimleri de ekrana koyarım arkadaşlar. Eğer yanlış okuduysam oradan da görebilirsiniz. Fakat olaya karışan 3 kişi yakalanamadı arkadaşlar. Bunlardan ikisinin sadece takma ismi biliniyordu. Birinin takma ismi Andy Dani, bir diğerinin de Vakt'ı. Üçüncü kişi ise aslında olayın beyni olarak görülen Binan'ın da reddettiği Peggy lakaplı Perong Sayitavan adında birisiydi. Şöyle bir durum var arkadaşlar. Bu eylemi gerçekleştirdikleri sırada itirafta bulunan 8 kişi sarhoş olduklarını söyledi. Ayrıca söz konusu 3 kişiyi de net bir şekilde tanımadıklarını söylediler. Onları tarif bile edemediler. Ve polisin elinde sadece bu isimler vardı. Başka hiçbir şey yoktu. Neye benzedikleri, kim oldukları, nerede oturdukları. Bir fotoğrafları bile yoktu. Hali bizde bir tabir vardır ya sarı çizmeli Mehmet'a. Üç failin durumu da tıpkı buna benziyordu. Olay gecesini zaten size anlattım aşağı yukarı. Linda'nın anlattıklarıyla aynıydı. O yüzden tekrar bu kısmı anlatmayacağım. 13 Eylül 2016 günü Vinaveris'in de mezarları açıldı. Otopsileri yapıldı. Adli tıp sonuçları çiftin vücutlarında küt kuvvet darbeleri gibi kemiklerin kırılmasına neden olacak çeşitli travmalar tespit etti. Ayrıca Vina'nın cinsel istismara uğradığı da tespit edildi. 8 failin duruşması 16 Mayıs 2017'de başladı. Faillerden 7'sine cinsel istismar ve cinayetten dolayı ömür boyu hapis cezası verildi. Bu arada arkadaşlar kusura bakmayın. YouTube'un topluluk kuralları var ve bazı kelimeleri kullanamıyorum. Ben de cinsel istismar kelimesi yerine T ile başlayan o kelimeyi kullanmam gerektiğini biliyorum. Geri gelmişken söylemek istedim. Tekrar karara dönersek İçlerinden biri 15 yaşında sakaydı biliyorsunuz. O reşit olmadığı için ona 8 yıl hapis cezası verildi. Kimlikleri belirlenemeyen 3 kişi hiçbir şekilde yakalanamadı. Hatta bu tutuklamalardan sonra tamamen olay kapatıldı gibi oldu. Bu failleri aradılar mı, aramadılar mı belirsiz bir durum yaşandı. Bildiğiniz bu dava soğudu. Fakat 2024 yılının Mayıs ayında vizyona Before Seven Days adlı film girdiğinde gişe rekorları kırınca bu korku filmi sayesinde insanlar ses çıkartmaya başladı. Polis yeniden davanın üzerine düşmüş gibi görünüyordu. Görünüyordu diyorum arkadaşlar. Böyle burada da rüşvet çarklarının döndüğünden bahsediliyor. En son kısmında size bundan da bahsedeceğim. 15 yaşındaki Saka 2024 yılında 8 yıllık cezasını tamamlayıp cezaevinden çıktı. Cezaevinden çıkar çıkmaz da polisin kendisine işkence yaptığını ve işkence altında da böyle bir ifade vermeye zorlandığını söyledi. Hatta avukatıyla birlikte suç duyurusunda bulundu. Yine bu dönemde tutuklu olan 7 kişi de aynı şekilde polisin kendilerine işkencede bulunduğunu, onları böyle bir ifade vermeye zorladıklarını söyledi. 26 Mayıs 2024 tarihinde polis bir basın toplantısı gerçekleştirdi ve bu basın toplantısında olayın beyni olan Peggy'yi yakaladığını duyurdu. Ayrıca olaya karışan kişinin 11 değil 9 kişi olduğunu tespit ettiklerini söylediler. Bunlardan 8'inin zaten yakalandığını, 9. kişiyi de yakaladıklarını söylediler. Polis Perong Seytavan adında birini evet yakaladı. Fakat bu kişiyi neye göre yakaladıkları belirsizdi. Aslında suça karışan gerçek kişi değildi. Yakaladıkları kişi bir inşaat işçisiydi ve olay yaşanmadan bir ay önce 13 Temmuz 2016 tarihinde başka bir bölgeye çalışmaya gitmişti. Tekrar bölgeye döndüğü tarih ise 13 Aralık 2016 tarihiydi. Ve 8 Temmuz 2024'te yanlışlıkla yakalanan ki yanlışlıkla yakalandığının tespit edilmesi de biraz zaman aldı. Bu inşaat işçisinin öndürüşması görüldü. Hakim bu kişinin şüpheli olarak belirlenmesinin gereksiz olduğuna hükmetti. Davasını düşürdüğü itibarını ve onurunu geri kazandırılmasına hükmetti. Bütün her şeyin beğeni olan Peggy yakalanmış değil. Ayrıca bu konuda çok ciddi bir iddia var. Söz konusu Peggy Takma isimli Perong'un aslında bir milletvekilinin oğlu olduğu ve milletvekilinin bu soruşturmaya müdahale eden arkadaki güç olduğu söyleniyor. En başta hemen bu olayın kaza olarak kapatılmasının ardındaki kişinin yine bu milletvekili olduğunu düşünüyorlar. Olay 2016 yılında gerçekleşiyor ve bu aslında mobeselerin her yerde olduğu bir dönem. Fakat mobese görüntüleri hiçbir şekilde ortada yok. Sadece bir iki tane kare çekilmiş ve bunlar da zaten benim ekranda size gösterdiğim şeyler. Çok net değiller. Da adli tıptaki bazı sonuçlarında polisler tarafından dosyaya dahil edilmediği söyleniyor. Bu nasıl oluyor bilmiyorum ama konuşulanlar bunlar. Ayrıca davada bir kişi motosikletli grubun iki sevgilinin bindiği motosiklete taş attığını gördüğünü ifade etmişti. Bu kişi de yine 2024 yılında enteresan bir şekilde ifadesini geri çekti. Böyle bir ifadeyi vermesindeki sebebi Muhammed Riski'nin babasının onu yönlendirmesinden kaynaklandığını söyledi. En önemli konu Linda'ya gelirsek. Linda Bina ile aslında yakın arkadaştı ama şu anki durumunda onunla kesinlikle yakın arkadaş olmadığını, en son Vinayla olaydan 6 ay önce görüştüklerini beyan ediyor. Polisler Linda'nın HTS kayıtlarını kontrol edip o gece nerede olduğuna baktılar mı? Buna dair bir bilgi bulamadım arkadaşlar. Ancak Linda'ya olay gecesi nerede olduğu soruldu. O da evde olduğunu beyan etti. Ayrıca olayın beyni olan Peggy'i de tanımadığını söyledi. Polislerin Peggy'nin kimliğini bulmak adına Vinanın arkadaşlarıyla görüşüp görüşmediğine de vakıf değiliz. Hatırlarsanız Vina'nın ablası Peggy ismini duymuştu. Ablasına bile Peggy'den bahsettiyse muhtemelen başka arkadaşlarına da Peggy'den bahsetmiştir. Hatta bence bazı arkadaşlar kesinlikle Peggy'yi görmüştür. Ancak kimse ortaya çıkıp bu konuda bir bilgi vermedi. Ve böylece bir davamızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Kalbim paramparça eden davalardan biri oldu. Aslında gerçekten başıma da ağrılar girdiren bir dava oldu. O kadar canım sıkıldı. Bu cezaevine giren bazılarının masum olduğunu söyleyenler de var. Yani vebale girmemek adına şunu söylemek istiyorum. Ama içeride ama dışarıda kim bu olaya sebep olduysa, kim bu çocuklara zulmettiyse onlardan beter bir hale gelsin diyorum. Aileye de Allah büyük sabırlar versin. Hiç kolay bir şey değil. Düşünemiyorum bile yaşadıkları duygu durumunu. Hani yeryüzünde böyle bir acı yoktur. Söyleyebileceklerim böyleydi arkadaşlar. Sizin de yorumlarınız, görüşleriniz varsa onları da görmek isterim. Dediğim gibi bir süre burada olamayacağım. Ben kusura bakmayın. Gaziantep'e gidiyoruz bu arada. Ege'deki arkadaşlar zeytinlerini toplamışlardır diye düşünüyorum ama bizim de Antep'te toplamamız gereken zeytinler var. Bir hafta 10 gün sadece bu zeytin sürer diye düşünüyorum ben. Bayağıdır gitmiyoruz İşte akraba ziyareti falan derken bir süreç geçecek. Bir de gidiş geliş, dinlenme falan derken bir ay galiba olmayacağım arkadaşlar. 15-20 dakikalık bir video görüyorsunuz ama bunun ardında gerçekten 7-8 gün boyunca kaynakların çevirileriyle uğraşıyorum. Ki beni en çok zorlayan kısım bu. Çünkü Arap saçı gibi hiçbir şey anlaşılmıyor. İşte ezberi var, çekimi var, görsel bulması var derken ciddi bir süreç gidiyor. Durumlar böyle arkadaşlar. Tekrar görüşmek, buluşmak dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.